Eyüp Yiğit Bey'i buraya alalım, buyurun. Sayın Divan, değerli hemşehrilerim, saygıdeğer misafirler, hepiniz Ola Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Biz de Gözat'tan geldik, beni tanımayan arkadaşlarımız var. Önce kendimi tanıtayım, ismim Eyüp Yiğit. Burada iki tane Eyüp Yiğit var, karıştırıyor olabilirsiniz ama amca tutuyoruz. Onun için karıştırmayın. Birisi Emek Eyüp Yiğit, birisi İmam Eyüp Yiğit. Konuşmacı arkadaşlarımız hepsini zaten söylenecek olan şeylere ağırlıklı olarak söylediler. Biz de aynı temenni ve dileklerimizle bu olağan genel kurulun milletimize, köyümüze, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Ama tabii ki hayat bir mücadele. Devam ediyor mutlaka. Devam etmekte zorunda çünkü yaşam devam ediyor. Yaşam devam ettiği için bu tür toplantılarda, bu tür böyle güzellik sergileyen, birlik beraberlik içerisinde oluşumuzu gösteren toplantılara katılmak zorunluluğumuzu olduğunu hissediyorum ben. Çünkü eğer böyle toplantıya katılmaz, birlik beraberliğimizi sağlayamazsak birbirinden kopuk yaşarız ve o zaman insanın yaratılış doğasına aykırı bu. Öyle olunca ben kısa ve öz birkaç konuda böyle görüşümü söyleyeceğim. Bu yapılan çalışmaların hayırlara vesile olmasını hepimiz ilk çıkışta zaten diliyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Yapılacak olan çalışmalarda bir kardeşlik havası içerisinde olması temennisi dileğiyle bu işe başlamasını canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü bu çalışmalar bilhassa dünya menfaatiyle ilgisi hiç yok. Birçoğu kardeşlik duygusunu bir an ileriye götürmek, birazcık Allah rızası için işte birlik beraberliğimizi sağlayan eşi, dostu aynı anda beraber ve birlikte yürütebilmelerini sağlamak amacıyla yapılmış çalışmalardır. Ve eğer ki bu konularda çalışmalarımızda dünya menfaati gözetilirse zaten çok uzun ömürlü olmaz. Çok kısa sürede yok olup gidecektir. Çünkü dünya işi zaten insanlar bile yok oluyor dünyadan ki. Kalmış ki dünya menfaati gözettiğinde geleneklerin ayakta durması gibi bir şey söz konusu değildir. Bunu da bilesiniz. Bizim burada arkadaşlarımız sağ olsun böyle bir organize yapmışlar. Çok da hoşuma gitti. İlk böyle birinci genel kurul, işte olağanüstü genel kurulda bu kadar kalabalığı bulmak belki her derneğe ve her köylüye has bir olay değil ama hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Biz de Gözlük'ten geldik. İşte bu böyle bir kardeşlik duygusu içerisinde yapılacak olan toplantıya katılmak için. Çalışmalarımızda inşallah hayırlara vesile olur dedik ve çalışmalarda insanlarımıza böyle kişilik haklarına saygı gösterecek şekilde davranırsak onda başarılı olacağımıza inanıyorum bir. İkincisi yine insanlarımızın kişileri ön planda değil de böyle benlik dediğimiz duygudan uzak biz varız dersek bu konuda başarılı olacağımız kanaatindeyim. Biz varız diyeceğiz. Çünkü ben dediğim zaman ben sadece büyük bir yetim biliyorsunuz. Şuradaki 250 kişiden, ben 200 kişiden bir taneciyim. Ama biz varız dediğimiz zaman bak 250 kişiyiz. 250 kişinin vuracağı bir yumruğun ne kadar sert olacağını düşünün. Ama bir kişi Eyüp Yiğit. Ya vursam oradan 50 kilonu vurur. Daha fazla.